Cümleten selamun aleyküm. Kardeşim videomu neden beğenmiyorsun? Evet krallar, gelin tekrardan şöyle sohbeti güzel video yapalım. Öncelikle bugünün konusu aslında Osimhen'le oynadım. Osimhen'le 7 maçta 17 gol attım. Onunla beraber attığım golleri göreceksiniz. O Koçoyla bağlamaya çalıştım. İyi bir kart arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim. Türkiye'den oynuyorsanız şu anki kartıyla oynamanız biraz zor. Çünkü kartın özellikle hareket mekanizması acayip ağır. Şutları falan çok iyi. Ama kart dönmüyor yani, hani hareket ettiremiyorum. En azından ben ettiremedim. Belki ben iyi bir oyuncu değilimdir, olabilir. 7 maçta 17 gol attım. Ben beğendim, hani oynanıyor çünkü FIFA'da şöyle bir şey var arkadaşlar. İster kabul edin ister etmeyin. Böyle sevdiğiniz oyunculara karşı toleransınız daha yüksek oluyor. Yani ne bileyim, mesela şimdi Barış Alper'i seviyorsun. Onun kartıyla oynadığın zaman o gol kaçırsa bile çok batmaz ya insana. Hani öyle bir şey vardı gerçekten Osimhen'de de. Başkası olsa büyük ihtimal oynatmazdım. Buradan Kaan'ıma selamlar. Kaan'ım zaten bu kartı 91 yaparsa inşallah full kullanacağız diye düşünüyorum. Onun dışında VL yorumum bu hafta geçen haftaya göre daha az hile geldi. Toplam 17-18 maçta bitirdim. Zaten 11 win yaptım. Hileciler gelmediği için gene kendi skorumuzu yaptık arkadaşlar. 11 win. Güzel, değişik bir haftaydı. Oyun çok ağırdı. Player lock zaten bozulmuş. Yani oyunda gol atma mekanizmaları falan çok bozuk. Sadece power shot plus olan adamla çekeceğim vuracağım. Başka yapacak çok da bir şey yok. Osimhen'in burada kafa vuruşunu görüyorsunuz bu arada. Bayağı iyi. Şimdi biz gelelim sohbet konularımıza. İlk sohbet konusu, birisi yazmış ki Ömer abi işte bize para vermeden nasıl kadro kurulur bunu göster. Kardeşim şimdi oyunda bizim coin kasmak için kullandığımız snipe bottur, şudur budur, konsol bot, bir sürü şey var ama sen normal bir oyuncuysan yapabileceğin şeyler zaten sınırlı. Rivals'ını oynayacaksın, VL'ni oynayacaksın, zamanın varsa squad battle'ını oynayacaksın. Gelen SBC'leri yapacaksın. Bu kadar. Yapacak başka ekstra bir şeyin yok. Bu internette görmüş olduğunuz işte futşeriftir, şudur budur, işte bilmem ne trading grup falan ayakları da arkadaşlar. Çoğu zaten 2-3 tane trader var piyasada iyi olan. Ki zaten trade de tamamen manipülasyon bu arada artık arkadaşlar. Yani eskisi gibi işte ya şu gelecek bunu yatırım yapayım, bu gelecek bunu yatırım yapayım yok. Futşerif falan direkt EA'den arkadaşlar parayla alıyor. Hatta EA de zaten bunun farkında arkadaşlar. Hani aklı fikri yerinde olan bir insan zaten şunu bilir ki bunların hepsi telif hakkı içeren şeyler. İyi şu an sizin futşerifi hapsin dibine sokar yani. Çünkü sen adamın içeriğini, telifli olan içeriğini ondan habersiz herkesten önce sızdırıyorsun. Ya bunu git Rockstar'a yap bakayım ne oluyor yani. Direkt hapse girersin. İyi bunu zaten bilerek yapıyor. Sosyal medyada oyunu konuşulsun diye yapıyor. Millete spekülasyon mu şey yapıyor. Yok işte yok grafik ekibinden alıyormuş. Yok bilmem para. Ya iyi yapıyor kardeşim bunu. Yani birazcık beyninizi kullanın. Direkt zaten bu data sızıntısı, data çalmaya giriyor yani. EASS'e bunları kapatamaz mı? Kapatır. Kapatıyor mu? Kapatmıyor. Niye? Çünkü o da olmasa internette adamlar oyunu hiçbir şekilde konuşulmayacak. Ya yani izlenmeler yerde, kimse oyunu izlemek istemiyor, görmek istemiyor. Twitter'daki manipülasyonlar da olmasa zaten bu oyunu kimse konuşmuyor. Hiç kimse konuşmayacak. Adamlar bunun farkında. Oyunu böyle konuşturuyor. Yani bu geçen sene bedava totem hessi vermeleri falan da arkadaşlar tamamen insanları oyuna geri getirmek. Ya işte belki bu hafta bir SBC gelir biz yaparız saat 6'da bize de bir şey çıkar ayağıyla tamamen planlı organize yaptıkları şeyler. Dolayısıyla çok fazla kanmayın. Bu paket mevzusu işte yok işte paketin içerisinde hero yazıyormuş da işte Hollanda'cısında ikon yazıyormuş da bilmem neymiş de hep bilerek yapılan şeyler. Adamlar size orada FP sattırıyor aslında farkında olmadan. Yani senin oradan bir tane boktan ikon, bir tane boktan klozet çıkarman çok da bir şey ifade etmiyor adamlar için. Tamamen her şeyin planlı olduğu bir oyun oynuyorsunuz. Bunu öncelikle bilin. Bir diğer konu demiş ki Trump'la işte Kamala'nın arasındaki seçimi değerlendir. Onu da değerlendirelim. Kamala güzel bir seçim oldu. Yani Amerikalıları şu oyunu çok seviyorum. Adamlar mesela eyaletlere göre kuralları var arkadaşlar. Aslında Trump'ın seçilmesi de başka birinin seçilmesi adamların hayatında yani çok da bir şey etkilemiyor. Dolayısıyla adamlar istediği eyalette gidip yaşayabiliyor istediği gibi. Kafasına uyan eyalette, kafasına göre kuralları olan bir eyalette gidip yaşayabiliyor. Değişik bir yer, değişik bir kafa. Yani o kafaları yaşamamız bizim birazcık zor. Kendileri adına başarılar diliyorum. Bir diğer konu kriptoyu değerlendir demiş. Arkadaşlar ben zaten burada beni bilenler bilir. Ben 2021-2022 çöküntüsünden beri coinlerimi topluyordum zaten. Şu anda da güzel karlarda oturuyorum. Daha da başlamadı. 2025 Nisan-Mayıs aylarında... Hatta uzarsa bir Ekim-Kasım'a doğru güzel bir cash out'u vereceğiz. İnşallah emekliliğimizi vereceğiz diye düşünüyorum kriptodan. Bir diğer soru, ne iş yapıyorsun? Hala arkadaşlar hala aynı yere çalışıyorum. Yazılım mühendisliği yapıyorum. Artık bir senior developer oldum. Kendim geliştirdim. İş yeri değiştirmeyi biliyorsunuz. Ben kendi hayatımdan iş yeri olur, şu olur, bu olur. Çok değiştirmeyi sevmem arkadaşlar. Ben kaldığım yerde kalayım çünkü her yerin kendine göre sorunları var. Yani bir sorun için bir yeri değiştirdiğiniz zaman işte mutlu olduğunuz anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla aynı yerde çalışmaya devam ediyorum. Yazılım mühendisliği yapıyorum. FIFA konusunda konuşacak olursak, FIFA arkadaşlar size şöyle söyleyeyim, ömrünü yitirmiş bir oyun. Hatta şu anda FIFA oynayıcıları falan çok düşük. Ya bunu Türklerden anlayamam arkadaşlar. Türkler maalesef izleyici sayıları falan çok gerçeği yansıtmadığı için. Şöyle söyleyeyim size, Run the Foot Market var zaten, biliyorsunuz Nick. Onun izlenmelerine bakın. Geçen sene işte günde 150-200 bin izlenen videoları bu sene 50 bin 60 binde kalıyor. Bu da ne demek? Oyunda kimse ilgilenmiyor. Çünkü oyunda yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şey yok yani beyler. Hani oyunda ne bileyim, oyunu oynamanız için işte ben burada şimdi ben mesela 11 bin yapıyorum. Çoğunuz büyük ihtimalle 11 yapamıyor, 13 yapamıyor. Paketleri görüyor adam. Şimdi bu paketi gören adam der mi ya ben de 11-13 yapayım diye? Demez yani. Hani oyunda önünüzü görebileceğiniz bir koridor yok abi. Oyunda hani iyi yapayım, iyi çıkarayım, işte emeğimin karşılığını alayım, cacurt yok. Oyunda sadece tek bir gerçek var. O da damarlı bir baş. Kapkalın, damarlı, kallavi bir baş. Bunun dışında oyunda konsensinde olan hiçbir şey yok. Mesela bu maç, bak bu maçta ben kaybettim arkadaşlar. Şu anda maçı izliyorsunuz, tamam mı? Maçta yetenek adına hiçbir şey yok. Ben adam kaçırıp gol atıyorum. Adam power shot'la vurup gol atıyor. Bak golleri görüyorsun, hani hiçbir işte pas yapayım, şey yapayım yok. Adam kaçır vur, adam kaçır vur. Bak bu da geliyor mesela. L1 üçgeni yaptı. Şu gol ne mesela amına koyayım ya. Ha, o gol ne mesela amına koyayım. Anlatabiliyor muyum? Yani hani oyun gerçekçi falan diyorlar ya. Kaç kişi gerçekte böyle hızlı şut çekebiliyor abi? Ya Messi bile gerçekte böyle şut çekemiyorken oyunda geliyor saçma sapan adamlar uzaktan bam güm koyuyor yani. Çok acayip salak bir oyun. Burada bu arada kolum çıktı. Bak burada gol atamadım. Maç burada döndü işte. Kolum çıktı beyler, orada gol atamadım. Adam dönüşünde zaten gördüğünüz gibi uzadı. Nasıl uzuyorsa artık oradan da o kart. Tekrar gidiyor gördüğünüz gibi power shot gol. Bizim Kurtuva, amına koyduğumun Kurtuvası piknik yapıyor. Piç. Çimlere yatmış. Ya başka bir izahı yok. Hiçbir şey tutamıyor. Hiçbir şey tutamıyor Kurtuva bu maç. Hiçbir şey. Çünkü niye EA diyor ki bu maç diyor ben seni düzeceğim diyor. Bak gollere bak Allah aşkına. Yani golleri bir kesin yani baba. Ben gene burada Volcat'a hani bir umuttur diyorum. Bir tane daha saplıyorum gelişine. Adam burada geliyor. Gene vurdu, sekti. Hop, gene burada top çıkmıyor zaten. Gol. Klasik. Son dakika ben burada pozisyon yakalıyorum. Tabii elim ayağım titriyor. Diyorum ki ulan yasladım mı? Yaslayı verdim mi? Yaslaya yazdım mı diyorum ve maç bitiyor. Maalesef böyle bir maç bitiyor ve kaybediyoruz. Dediğim gibi oyun inconsistent, zevk vermiyor. Hiçbir şey yok. Ya ben şu an var ya büyük ihtimalle hani bir pro gelse amına koyayım teksi bile indiririm belki yani, şansım. O gün momentum bendeyse belki teksi bile indiririm yani. Hani o modda bir oyun gerçekten. Hani oynayışınız hiç önemli değil. Ben ama bu hafta şeyi çok beğendim. Bellingham'ı çok beğendim. Bellingham bilmiyorum camda iyi oynuyor beyler bak. MO'da kötü ama MO'da çok iyi. Bellingham bu hafta beğendim. İyiydi. Osoğlu'yla oynadım bu arada. Osimhen 7 maç çıktı. Sonra Osoğlu'yu aldım. Osoğlu da fena değil. Zaten maç onunla oynuyorum şu an göreceğiniz gibi. Ama Osimhen dediğim gibi ya 7 maçta 17 gol attı. Her ne kadar kalas da olsa, ağır da olsa 7 maçta 17 gol zor iş abi. Özellikle kafa golleri çok iyiydi. Fiziği çok üstündü. Güzel bir hafta oldu benim için. Bu hafta da 4 tane hesapla oynadım. 2 tanesini videosunu attım. Peki ben şimdi size şunu soracağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın bu arada, ama böyle sohbetli mi devam edelim? Yoksa düz benim kendi tepkilerim olsun delirmeli. Bunu bana yorumlara yazarsanız çok sevinirim. O zaman direkt paketlere geçelim. Evet krallar, başlıyoruz şimdi Team of the Week paketiyle. Haydi bakalım. Team of the Week'lerden Volcat geliyor artık. Evet gelmedi. 30k için teşekkürler. Bir Team of the Week paketi daha geliyor. Zaten kimse de yok aslında. Bir abla geliyordu sürekli. Volcat. MO. Kim ya bu? Double Volcat geldi lan, güzel. RTTK Total Rush'ı açıyorum arkadaşlar öncelikle. Ya şu paketten bir tane el ayağı düzgün bir şey çıkaramadık ya kaç haftadır. Kim abi bu? Kenya'dan. Sağlık olsun. 87x2. Haydi oğlum benim. Haydi aslanım. Hadi oğlum be. Kim lan? Diaz geldi. Güzel arkası olabilir. Abicim dönmen lazım. Yahu. Temel kahraman paketi. Bundan bir tane daha yapacağım bu arada en sonda. Volcat değil Alovayran kurtarır sadece. Bizi bitirdin kanka sen. Yemin ederim bıktım usandım ya. 82x20. 20 tane dallama veriyor mu? Volcat vermiyor kanka. Yani bak... Hani küfür etmek istemiyorum ama çıldıracağım artık ya. Ya 11 galibiyetin hakkı bu dallamalar mı ya? Para yapacağımız tek paket abi. 83x10 yani. Bundan da Volcat gelmezse kalkıp gideceğim artık ya. Kim bu az önceki Team of the Week geldi. Arkası önemli, arkası. Bize burada veriyorsun, kel aynak gibi moda sokuyorsun abi. Arkası kelle geliyor ya. Dumfries. Onun arkası var mı? Yok amına koyayım. Beyler kulübün var ya ümüğünü sıktım, bir tane daha paket yaptım. Temel kahraman. Hadi oğlum ya. Hadi Volcat, evet. Stoper Portek. Aa güzel kart geldi. Carvalho. Güzel. Ben bu kartla oynamışım arkadaşlar, hatırlarsınız. Ben bu kartı beğendim. Carvalho güzel kart. Sevindim bak buna. Bunun şerefine videoyu beğenmeyi unutma.